beIN ekranlarından merhaba değerli futbol severler. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Danimarkalı oyuncu Victor Nelson bizlerle birlikte ve ilk röportajını beIN ekranlarında gerçekleştiriyor. Floremes.com tesislerindeyiz. Futbol kariyeri, Galatasaray'daki hedefleri, gelecekte neler planlıyor bunları konuşacağız. Ersan hoş geldin. Victor Nelson'a bir kez daha hoş geldin diyelim. Teşekkür ediyoruz. Röportaj isteğimizi kırmadın. Of course. Hemen sorularımızla başlayalım. Öncelikle tabii ki biraz Victor Nelson'u tanıtarak başlayalım. Herkes hikayesini çok merak ediyor. Şu soruyla başlayayım. Futbol hayatına nasıl başladın Nelson? I think I was 4-5 years old. Futbola 4-5 yaşlarında başladım. Oturduğumuz şehirde başladım. Okul arkadaşlarımla beraber ilk başlarda oynuyorduk. Daha sonra 10-11 yaşıma geldiğim zaman FC Olarjant denen bir takımda oynadım. Ve 15 yaşıma kadar da orada oynamaya devam ettim. 17 yaşıma geldiğim zaman da Danimarka Ligi'ne çıkıp oynamaya başladım. Orada da Kopenhag'da 2 sene boyunca oynadım ve oradan da buraya geldim. Küçük yaşlarda babasının koçluk yaptığı takımda futbol öğrenmeye devam ettiğini aslında öğrendik ama bu konuyla ilgili biraz detaylandırabilir mi, aktarabilir mi? Evet, babam benim hocalığım yaptı. 4 ile 10 yaş arasında oynadığım zamanlar babam benim hocamlığımı yapıyordu. Wombeck adındaki takımda. Nonchalant takımında 100'e yakın karşılaşma genç yaşta ve özellikle kaptanlık pozumanlığını taktı. Liderlik vasfı olduğunu görebiliyoruz. Şunu sorayım, saha içinde liderlik yapmayı seviyor mu? Yeah, I think it's natural for me. Evet, bu açıkçası liderlik vasfı benim için doğal olan bir şey, doğaldan gelen bir şey. Bu sorumluluğu da almayı seviyorum. Hem saha içinde olsun hem de saha dışında olsun. Bu liderlik rolünü oynamayı seviyorum. It comes very, very natural to me. Nordsjælland takımındaki başarılı performans sonrası Kopenhag transfer oldu. Kopenhag takımıyla hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı maçlar kendisine nasıl tecrübeler kazandırdı? No, I think it's a big club. Kopenhag İskandinavya'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi ve orada oynadığım zaman da Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynama şansını elde ettik. Çok büyük bir kulüp olduğunu düşünüyorum ve o anda transfer olurken de doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Her ne kadar arkamda ailemi ve arkadaşlarımı bırakmış olsam da benim için çok anlamlı bir başlangıçtı ve orada çok büyük maçlar oynadık ve 2 sene boyunca çok güzel tecrübeler edindiğimi düşünüyorum. Daha önce Başakşehir takımıyla Kopenhag formasıyla karşı karşıya gelmişti. Hiç İstanbul'da yaşayacağını düşünmüş müydü o dönemler? Tough question. I don't know. Zor bir soru. Çünkü şöyle diyebiliriz, yani futbol dünyası biraz çılgınca bir dünya ve hani ne olacağını tam olarak da bilemezsiniz. O anda geldiğim zaman oynamak için Başakşehir'e karşı daha çok maça odaklanmıştım. Ancak şehrin ne kadar güzel olduğunu gördüm. Tabii ki hani bilemiyordum buraya gelip oynayıp oynamayacağım. Bildiğim bir şey varsa Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu söyledim. Diğer takımları da biliyordum. Bu şekilde cevap verebilirim. Galatasaray'ın other clubs in Istanbul at that time. Galatasaray transferi gerçekleşmeden önce neler duymuştu? No, I knew obviously I knew the takımın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Ayrıca taraftarların muhteşem olduğunu daha önceden duymuştum. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Avrupa'da da bilinen bir kulüp olduğunu biliyordum Galatasaray'ın ve benim için çok büyük bir fırsattı ve ben bu fırsatı yakalayıp oynamak istedim. Big club also in Europe. Daha önce Türkiye'de forma giyen arkadaşları ya da kendi vatandaşları bunlarla ilgili bir konuşma fırsatı bulmuş muydu? Burak hakkında kendisine neler söylemişlerdir? I think I'm the first. Galatasaray'a gelmeden önce açıkçası burada oynayan ilk Galatasaraylı olduğumu düşünüyorum Danimarka olaraktan. Ve gelmeden önce de birçok arkadaşımla görüşme yaptım. Türk Ligi ile ilgili bilgiler aldım ve bana buranın ne kadar iyi bir yer olduğunu hakkında bilgiler verdiler. Couple of people before I went here. Galatasaray'a transfer olmasını sağlayan en önemli 3 etken nedir? Huge club, amazing fans, amazing players. Büyük bir takım olması ve hani daha fazlasına da ihtiyaç duymadım o anda. Bana da teklif yapıldığı zaman ilk aklıma gelen şey büyük taraftar olması ve ben de burada oynamak istedim. I didn't need more reasons to come here. Genç yaşta Galatasaray'a transfer oldu. Şunu sormak istiyorum. Galatasaray'ın kısa ve uzun vadede Nelson'u en çok etkileyen projeleri neler? I think it's no secret that the club is bringing new. Tabii ki hani bu bir gizli saklı bir şey değil. Takım daha çok genç oyuncular geliyor. Bu beni cezbeden nedenlerden bir tanesi. Ben de dahil genç oyuncular. Kendimi biraz tekrarlayacağım ancak büyük bir kulüp olması daha çok beni cezbetti. Tabii ki burada takım ve taraftarlar için mücadele etmek de önemli bir faktör.
Sarı kırmızılı formayla ilk maçı Hatayspor'a karşıydı. Sahaya ayak bastıran hisleri neydi? Amazing feeling. So, o an açıkçası benim için muhteşem bir andı. İlk takımımda olsun, milli takımımda olsun veya Galatasaray'da olsun veya diğer oynadığım takımlarda olsun ilk maç çok önemlidir ve bu benim için çok anlamlıydı. Ve yanlış hatırlamıyorsam da ilk maçımızda 2-1 kazandık Hatayspor'a karşı ve ben bundan daha fazlasını da açıkçası isteyemezdim. Massive feeling when I got my first. Yepyeni bir takım kuruluyor Galatasaray'da. Geride kalan haftaların en son nasıl yorumlar? No, it looks promising again. Baktığımız zaman çok genç, yeni oyuncular, iyi ve oyuncular geldi. Ancak baktığımız zaman da 5-6 tane oyuncu yeni ve bunların bir arada bir anda oynaması hemen gerçekleşen bir şey değil. Dolayısıyla gelecekle ilgili iyi olacağını düşünüyorum. Fakat bu oyuncuların da kendi aralarında bir oynama alışkanlığı kazanması gerekiyor. Ve bu da zamanla gerçekleşecektir. Yeni takım olmanın özelliklerinden biri. Şu ana kadar Luis Ndama'yla, Alpaslan'la ve Marka'yla beraber oynadı. Onlarla ilgili fikirleri neler? They're great. Hepsi muhteşemler, bunu söyleyebilirim. Beni takıma geldiği zaman çok iyi bir şekilde karşıladılar, kendi aralarını aldılar. Sadece saha içerisinde değil, aynı zamanda saha dışında da çok komik ve şakalaşıyoruz, komik anlarımız oluyor. Ancak yine söylediğim gibi bir takıma yeni oyuncular geldiği zaman her şey bir anda gerçekleşmiyor. Bunun için belli bir süreye ihtiyaç var. Ben kendi açımdan baktığım zaman Mark Hale olsun, Christy olsun ve Alparslan'la bir arada oynamak benim için çok fazla fark etmiyor. Buradaki önemli olan şey hocamızın vereceği karar ve ben de ona göre, o karara göre oynarım. Pandemi sebebiyle tribünlere belirli sayıda taraftar alınıyor. Şunu sormak istiyorum. Galatasaray taraftarı ve Ali Samiyan hakkında neler hissediyor, neler düşünüyor? I haven't played. Pandemi ve virüs nedeniyle şu ana kadar full bir statta oynama şansına ne yazık ki erişemedim. Ancak gördüğüm kadarıyla 50.000 kişi kapasite var ve buraya bütün taraftarlar geldiği zaman da muhteşem bir atmosfer gerçekleşecektir. Ancak şu ana kadar karşılaştığımda da bütün taraftarlar kolları açık bir şekilde beni karşıladılar ve bu da beni çok memnun etti. Really looking forward to it. Bir efsaneyle birlikte çalışıyor. Fatih Terim'i biraz Nelson'un gözünden dinleyebilir miyiz? He's great. Açıkçası hocamız Fatih Terim'i çok çok seviyorum. Benim için de bir baba gibi. Oyunda olsun, saha dışında olsun, antrenmanlarda olsun, her zaman için hem benden olsun hem de diğer oyuncularımızdan olsun çok fazla beklenti içerisinde ve ben de bu beklentileri en iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Tabii hocalık yanında da bir de insan olarak da çok iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Every game, every training, whatever. Nelson'un gelecek hedefleri neler? Kendini nerede hayal ediyor? I like seeing myself winning the. Tabii ki bu sene ile ilgili olarak da Galatasaray'la birlikte lig kupasını kazanmak ve tabii neden olmasın Avrupa kupasını da kazanmak. Ancak sadece bu sene için değil tabii ki önümüzdeki 2-3 yıl içindeki hedefim de bu. Buraya gelirken de kendime koyduğum hedef bu şekildeydi. UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş devam ediyor yoluna Galatasaray. Özellikle şu ana kadar oynanan oyun, toplanan puan, grup lideri. Avrupa macerası, Avrupa'daki toplanan puanlar, oyun. Bununla ilgili yorumu nedir? We played very, very well. Ben de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok iyi iki maç gerçekleştirdik. Hem Lazio'ya karşı hem de Marsilya'ya karşı. Buradaki nedeni de topla iyi oynamamız olduğunu düşünüyorum. Hem defansif anlamda hem ofansif anlamda da. Sonuç olarak baktığımız zaman da şu anda grup lideriyiz. Ve 6 maçın sonunda da birinci olarak çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. The top leader in the group. Bir lakabı var mı? Özellikle Galatasaray taraftarı kendisine nasıl seslenebilir? Bir tavsiyesi var mı? Çünkü bazı futbolcular bazı dizi karakterlerini kendisine benzetir ya da o lakabı kullanır ama Nelson'un bir lakabı var mı? Yeah, I have one. Taraftarlarımız istedikleri gibi beni çağırabilirler. Aslında hani Nelson onu kullanıyorum. Ancak Enoch da kullanılıyor. Ancak benim tercihim yine Nelson'dan yana. Victor Enoch Nelson. Biraz Avrupa Futbol Şampiyonası çok merak edildi, konuşuldu. Şunu sormak istiyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası ile birlikte üçlü savunma tekrar konuşulmaya, gündeme gelmeye başladı. Toplu oyun becerisi çok yüksek bir stoper Nelson. Dörtlü savunma, üçlü savunma. Bir stoper olarak bu konudaki fikri nedir? We can play with four. Tabii ki tercihim dörtlü defanstan yana. Ancak üç de olsa, dört de olsa benim için çok fazla fark etmiyor. It doesn't matter to me. Nelson henüz 2 yaşındayken Galatasaray Türk futbol tarihinin en önemli başarısına imza attı ve UEFA Kupası'nı Parken Stadyumu'nda kaldırdı. Bu konuyla ilgili hiç konuştular mı? Yeah, it's funny. Evet, duydum. Hani çok güzel bir hikaye ve bu tür başarıları tekrardan İstanbul'a geri getirip tekrardan yaşatmamız gerekiyor.
cool story and again we need to bring. Şunu sormak istiyorum, yanıtlamak isterse. Tarzı zaman zaman Simon Kea'ya benzetiliyor. Bu konu hakkında bir yorum olur mu? Yeah, I can see the. Evet, bazı benzerlikler görebiliyorum. Onu da aynı zamanda bizim milli takımımızda da oynadı. Çok Simon, çok saygı duyduğum bir kişi. İki senede Fenerbahçe'de oynadığını biliyorum ve benzerlikler olduğunu da düşünüyorum. Biraz da aslında İstanbul hakkında sorular soracağız. Son bölüme geldik artık röportajda. İstanbul hakkında neler düşünüyor? Burada yaşamak nasıl? Amazing city. İstanbul muhteşem bir kent olduğunu söyleyeyim. Evime daha yeni taşındım. 1,5 hafta oluyor. Daha önceden oteldeydim. Buradaki gördüğüm kadarıyla insanlar çok sıcakkanlı. Yemekleri muhteşem. Büyük ve harika bir şehir olduğunu söyleyebilirim İstanbul'un. İstanbul'da seni en çok şaşırtan ne oldu? It's unbelievable. İnanılmaz. It's crazy. Böyle bir şey hayatımda hiç görmedim. Çılgınca bir şey, trafik. Trafikte bazen gül satanlar oluyor, farklı objeler satanlar oluyor. Onlarla hiç karşılaştım. Yeah, it was strange. I've never seen that in Denmark. Tabii Danimarka'da hani bu şekilde satıcı hiçbir şekilde görmedim. Kopenhag'da hani ama en çok şaşırtan trafik. Oh my god, that's crazy. Türkçe kelimeler öğrenmeye başladı mı? Did you learn some? Günaydın. Günaydın. Saul, thank you. Yeah. Saul. I had one more. When you say goodbye? Güle güle. Hoşça kal. Görüşürüz. No. I think is I only know. Teşekkürler maybe. Yeah, what's that? Teşekkürler. Thanks. Yeah, thank you. But that's also Saul. Saul also. Yes. Okay, yeah. No, I'm not. Henüz %100 hepsini öğrenmedim ama tabii zamanla gelecek. It will come. Antrenmanlar dışında Nelson vaktini nasıl değerlendiriyor? Alone. Şu anda İstanbul'da tek başıma yaşıyorum ve kız arkadaşım, köpeğim ve ailem burada değiller. Bu nedenden dolayı da şoförümle beraber İstanbul'u geziyoruz. Hatta şoförümle beraber de çok iyi bir arkadaşlık bağ kurdu aramızda. Yemek için çıkıyorum. Ancak aileyi çok seven bir insan olduğum için de günümün 1,5-2 saatini telefonla ailemle beraber, kız arkadaşımla beraber konuşarak geçiyorum. Galatasaray taraftarına bir mesajı var mı? We will do anything. Şunu söyleyebilirim ki elimizden gelenin en iyisini yapıp Süper Lig Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ve bunun için de elimizden gelen her şeyi de yapacağız. Umuyorum ki sene sonunda hep beraber bir araya gelip şampiyonluğu kutlayacağız. With the trophy. Nelson'a çok teşekkür ediyoruz değerli vaktini bize ayırdığı için. Ersen, sana da çok teşekkür ediyoruz. Tercümede bize yardımcı oldun. Bir kez daha başarılar diliyoruz. Thank you a lot for this interview. You're welcome. Thank you. Thank Ersen, teşekkürler. Bu arada tabii ki böyle bir pandemi koşulunda bize hem yer hem zaman ayıran, çünkü röportaj yapmak, yan yana gelmek çok zor. Pandemi koşulları sebebiyle bir kez daha tekrar etmiş olayım. Galatasaray iletişim ekibine, Eray Sözen'e de buradan teşekkür etmiş oldum. Değerli izleyenler, Galatasaray'ın yeni transferlerinden Victor Nelson sorularımızı yanıtladı. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.